Aslında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ve bugün MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamaları üzerinden. Geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanı adeta nefes almaksızın koşturuyoruz. Çünkü benim için bu bir final. Yasanın verdiği yetkiyle bu son seçimim açıklamasında bulunmuştu. Siyaseten cevaplar da geldi aslında Sayın Cumhurbaşkanı. Önce kendi partisinden bu açıklamalar geldi. Ama bugün İttifak ortağı, MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli de Sayın Cumhurbaşkanı'na bırakamazsın dedi. Peki neler söyledi? Önce bir Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını dinleyelim, bir hatırlayalım o geçmişi. Ardından bugünkü Bahçeli'nin açıklamasıyla devam edeceğiz. Ben ardı arkası kesilmeyecek şekilde çalışmalarımı sürdürüyorum. Nefes adeta almaksızın koşturuyoruz. Çünkü benim için bu bir final. Yasanın verdiği yetkiyle bu seçim son seçim. Ama buradan çıkacak netice benden sonra gelecek kardeşlerim için bir emanetin devri olacak. Şimdi MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sözlerini de dinleyelim. Ama burada son söz olarak bir şeyi hatırlatmak istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın bir konuşması özellikle sol cenahlarda büyük bir iştah ve tahrik unsuru olarak kabul edilmiştir. Buradan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a diyorum, ayrılamazsın. Türk milletini yalnız bırakamazsın. Onun için Cumhur İttifakı olarak yanındayız, beraberindeyiz. Yeni yüzyılın kurtarıcı lideri olarak sizi görmek istiyoruz. Şimdi Coşkun Hocam, sizinle devam edelim. Bu açıklamaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Sayın Bahçeli'nin açıklamasını nasıl okumak gerekir? Ayağa da kalkalım hocam. Aslında Göksu, o kadar derin mana içeren bir konuşma ki. Şimdi az önce sevgili Gaffar işte bu konuyla ilgili yorum yaptın. İlk dilimde duygusal anlar yaşan diye bir başlık açtı. Aslında bana göre ekran başında izleyen, dinleyen herkes o anı yaşadı. Ve ben de dahilim buna. Niye? Çünkü ama yaşa ver, nasıl olsa döktün yaşımızı ortalığa. Ama milletin, hani o asil milletin duygusallığına ver. Gerçekten lider zor yetişiyor. Mesela bizim hep meslekte duyduğumuz bir söz vardır. Lider olunmaz, doğulur diye. Sayın Erdoğan o konuda hakikaten hitabıyla, işte o kitlelere yön vermesiyle tam anlamıyla bir lider. Şimdi böyle bir kazancı siz bir kanun maddesine dayayarak bir kenara koyamazsınız. Yani zaten bu vicdanın kabul etmediği bir hadise. Bravo, kazancı diyorsunuz yani, değil mi? Evet. Yani milletin elindeki bir varlığı aslında vazgeçmesini istiyorsunuz. Bu kadar yani, bu kadar basit ki konu ve mesele. Hani az önce isim verdik ya, dinlendirdik, şu babamızın oğlu falan değildi. Sayın Recep Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan da benim liderim, önderim. Ama neticede hani bir kişiyi konuşuyoruz. Şimdi bu mantıkla baktığında Sayın Erdoğan'ın, ya kolay değil, çeyrek asır ya. Dört tane Amerikan başkanı eskitmiş, bir o kadar İngiltere başbakanı, bir o kadar Avrupa'da liderler ve onca badireye rağmen. Bakın şu an şu son 25 yıl dünyada bir inceleyin, bizden daha büyük badire atlatan bir ülke yok. Fethullah Gülen denilen o ihanet şebekesinin yaşattığı ülkeye aslında işgal girişimi ya. Yani bu darbe girişimi falan değil. Aynen. Doğrudan düpedüz işgal girişimiydi. Orada Sayın Erdoğan haricinde herhangi bir kişi olsaydı veya hani o an biz o lideri görmemiş olaydık, bundan nasıl bir tablo ve nasıl bir sonuçla etkilenirdik? Birlikte düşünelim, değerlendirelim. Dolayısıyla Sayın Bahçeli'nin çıkışı benim beklediğim ama çok da yerinde bir çıkıştı. Niye? Bu söz, yani Sayın Erdoğan'ın kurmuş olduğu söz yerde kalmamalıydı. Bir de bu söz artık, Coşkun Hocam pardon, bu sözün sonrasına bence dikkat etmek lazım. Aslına bakarsanız Sayın Bahçeli şu an bir tartışmanın da aslında fitilini ateşledi. Elbette. Şimdi burada şunu söylemekte fayda var.
Sayın Bahçeli aslında 85 milyonun yani çok büyük bir kesiminin vicdanındaki sesi dillendirdi. Neden? Çünkü gerçekten hani kul yapısı derler ya, neticede bir yasa, neticede bir kanun. Peki o kanuna istinaden Sayın Erdoğan kenara çekilecek mi? İşte kendisi zaten ifade ediyor. Yasa gereği diyor. Ben artık diyor son dönemim. Peki bu kul yapısı olan şey düzeltilemez mi? Bana göre düzeltilir. Neden? Çünkü Sayın Erdoğan Allah aşkına sağlığı yerinde ve ciddi bir deneyim var. Yani bakın şu an dünyada lider eksikliğine hep bahsederiz biz. Sadece Türkiye değil. Genelde hep böyle bu elle bir karne tutulur. Orada bütün dünya devletlerinin bana göre Amerika'da dahil buna. Yani Trump'ın her ne kadar o ani çıkışlar olsa da Sayın Erdoğan'la ilgili sözlerini hatırlayalım. Güvendiğim bir lider, hani dünyanın ihtiyacı olan bir lider diye vurmuş olduğu, kurmuş olduğu cümleler var. Şimdi burada bu yasaya takılıp kalmak bana göre doğru mantık değildi. Vicdanım el vermezdi. Ki yaşanmış örnekleri var. İşte Putin'i az önce ilk dilimde konuştuk. Putin de 2000'li yıllarda başlayan serüvenli Medvedev'e bir kısa devir 2008-2012 ardından tekrar yasayla iki defa seçilmiş olması, ardından bir anayasa değişikliği ve 2036'ya kadar da gidecek olan bir süreç diyorlar. Rusya niye yapıyor bunu? İşte az önce adayları gördük, Putin'i değerlendirdik. Hatta olmadığı anla ilgili de bir senaryoyu beraber düşündük, tartıştık. Niye? Çünkü o da Rusya için, Rus halkının kendine yakın gördüğü, menfaatleri icabı, Putin'in iktidarda olması gerektiğine inandığı için o rakam, o %88'ler çıkıyor. Şimdi Sayın Erdoğan Türkiye için bir kazanç mı? Kazanç. Bahçeli'nin bir vurgusu var. Bana göre zaten her şeyi anlatan da o. 100 yılın kurtarıcısı diyor. Bakın bu kolay kullanılan bir cümle değil. 100 yılın kurtarıcısı ne anlamda? İnsanlık anlamında, sadece ülkemizin değil. Bakın şer düzen diyoruz, emperyal düzen diyoruz, Amerika diyoruz, Biden diyoruz, konuşuyoruz günlerce. Şu ana kadar bu yapının karşısında böyle dimdik duran 2-3 isimden biri işte Sayın Erdoğan ya. Bak Putin'i saydık, işte bir yere getirdik, konumladık. Sayın Erdoğan aynı şekilde ve benim hayal gördüğüm ve erişilmesine de daha çok yıllar var dediğim hadiseyi Sayın Erdoğan tepside millete sundu, ben dahil. Türk dünyası. Ya kolay mı sen 10 sene önce işte aksakallı diyeceksin, Türk dünyası diyeceksin, Türk devletleri diyeceksin. Adam uçururlardı, lafını ettirmezlerdi. Vay kafatasçı, vay şöyle böyle gibi birçok yaftalamayla karşılaşırdın. Allah'a şükür bunları konuşuyoruz, programlarda tartışıyoruz ve artık Türk dünyasını görüyoruz. Yani o Merkez İstanbul'da olan binası olan yapı, artık o devletlerin bir araya geldiği, ofislerin kurulduğu ve yavaş yavaş artık Şuşa Beyannamesi mesela. İnanılmaz. İleride bayram, bak bunu söyleyeyim, bir bayram olarak kutlanacak Türk dünyasının. Belki de 30 Ağustos'u o olacak. Şimdi böyle bir süreçte Sayın Erdoğan şahsi gayretleriyle, şahsi temaslarıyla bu işi olgunlaştırıp bir noktaya getirdi. Dünyanın önündeki en büyük tehdit bu mu? Şer düzen karşısında. Evet, Türk dünyası. Yani eğer dünya nefes alacaksa, peki, bu bataklıktan çıkacaksa bu projeler sayesinde çıkacak. Türkiye 100 yılda bir vizyon koymuş Sayın Erdoğan. Şimdi tam o 100 yılın başında sen yasa gereği burada olmam gerekiyor deyip kenara çekil, o tecrübe bir anda boşa düşsün. Ben onu vicdanen kabul etmiyor idim. Peki. Sayın Bahçeli de bu yönde bir görüş bildirdi ve zannederim takım ruhu böyle bir şey. O cümleyle devredeyim sana sözü. Sayın Bahçeli de bugün aynı şeyi kullansa, yoruldum çekiliyorum dese, aynı cümleleri Sayın Erdoğan Bahçeli için kurar. Niye? Bu bir takım, bu ekip işi, bir deneyim işi, bir tecrübe işi. Onlar da Allah'a şükür iki liderde de fazlasıyla var. Yoksan ben çok kısa bir şey söyleyeyim. Aynen, çok kısa söyleyeceğim. Ben sadece hani bu iki söz üzerine bir de Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamaları üzerine bir değerlendirme yapacağım. Ondan sonra İpek Hocam alabilir. Şimdi, o zaman şöyle hatırlatalım Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklaması. Anayasanın 101. maddesine göre Cumhurbaşkanı iki dönem seçilebilir. Ama 116. maddeye göre Türkiye Büyük Millet Meclisi Cumhurbaşkanlığının ikinci döneminde seçimleri yenileme kararı alırsa üçüncü dönem için adaylık yolu açılır. O günlere daha çok zaman var. Evet. Şimdi o günlere çok zaman var. Fakat biz şimdi hani en azından değerlendirme yapalım. Hem de onun sözü, Sayın Adalet Bakanı'nın sözünü bu iki cümleye bağlayalım. Şimdi Göksu Hanım, bir kere Sayın Cumhurbaşkanı işte erken seçim kararı aldığında bir daha seçilme şansı söz konusu değil. Neden? Çünkü burada
bir daha seçimin gerçekleştirebilmesi ve kendisinin aday olabilmesi için meclisin seçim kararı alması gerekiyor. Meclisin seçim kararı alması için ne gerekiyor? 360 vekilin evet erken seçim demesi gerekiyor. Peki biz şimdi burada AK Parti'nin, MHP'nin, işte Hüdapar'ın, Yeniden Refah Partisi'nin ve DSP'nin oylarını topladığımızda 322 vekil ediyor. Dolayısıyla burada 360 sayısının çıkabilmesi için neye ihtiyaç var? Örnek vermek gerekirse İyi Parti'nin, örnek vermek gerekirse Gelecek Partisi'nin, Deva Partisi'nin, Saadet Partisi'nin. Şimdi bu ihtimali göz önünde bulundurduğumuzda en azından şu an için bunun çok olabileceği çok açık değil. Dolayısıyla ne kalıyor ikinci ihtimal? Coşkun Hoca'nın ifade ettiği gibi burada artık yeni anayasa tartışmaları, daha çok zaten şu an bunun dillendirilmesinin sebebi zaten bunun darbe anayasası olduğu. Dolayısıyla anayasanın değişmesinin artık elzem olduğu. Dolayısıyla en azından şu an için söylüyoruz, iki yoldan bir tanesi sadece açık kalmış oluyor. Yeni bir anayasa değişikliğine ihtiyaç olduğunu gözlerine seriyor. Zaten Sayın Devlet Bahçeli'nin yapmış olduğu geçmişteki açıklamalara da baktığımızda hep işte ne bileyim emeklilerle ilgili açıklamalar yaptı. Emeklilere ne oldu? Ondan sonra belli bir maaş yüzdesiyle zam geldi. Dolayısıyla ben bunun seçim sonrasında yani yerel seçimler sonrasında çok daha fazla dillendirileceğini ve bunun artık bundan sonraki süreçte partilerin kollarını sıvayarak artık bu anayasa geçerliliğini yitirmiştir. Bu anayasa darbe anayasasıdır. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte yeni bir anayasaya ihtiyaç var söyleminin çok daha fazla ben gerek kamuoyunda, gerek medyada, gerekse de siyasi arenada tartışılacağını düşünenler. İpek Hocam size devam edeceğim. Ben, biz bunu, bu konuyla ilgili konuşacağım. Aynen, de aynı bu yerden başta. Devam Peki, edeceğim. Şimdi ben de konuya aslında üç tane açıdan bakacağım. Bunlardan bir tanesi hukuk devleti. Şimdi burada neden bahsediyoruz? Biz burada anayasa değişikliğinden bahsediyoruz. Biz burada bir yasa değişikliğinden bahsetmiyoruz. Öncelikle onu söyleyeyim. Evet. Anayasanın 101. maddesine göre diyor ki Cumhurbaşkanı iki kere seçilebilir diyor. Genel olarak baktığınız zaman bu aslında tartışmalar da oldu. Cumhurbaşkanının tırnak içerisinde 3. dönemi diyebiliriz. Anayasanın 116. maddesinde diyor ki ikinci döneminde meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilebilir. Evet burada 360 vekilin imzasına ihtiyaç var. İyi Parti, Saadet Partisi, Deva Partisi destek verebilir mi? Neden vermesin? Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin karşısında belediye başkan adayı çıkarttılarsa, bugün Murat Kurum'a destek açıklaması yapıyorlarsa partinin içindeki isimler, evet verebilirler. Yani orada destek verebilirler. Ben bu konuda güvenmiyorum meclisteki partilere. Bir diğer yol anayasa değişikliği. Ama yine meclisin feshedilmesiyle Cumhurbaşkanı'nın seçilmesi ne kadar 360 milletvekiline bağlıysa, aynı şekilde anayasanın değiştirilme teklifi de 360 milletvekilinin oyuna bağlı. O yüzden yine burada Saadet Partisi'nden, Deva Partisi'nden ve diğer partilerden destek gelmesi gerekiyor. Anayasanın değiştirilmesi için. Başka da yolu yok zaten. Nasıl, ne olacak? Ya anayasa teklifi verilecek, değiştirilme teklifi 360 vekil tarafından. İki yerine oraya 3 yazılacak. Ya da sonsuz yazılacak Rusya'daki gibi. Ya meclis feshedilecek. Ya da Sayın Cumhurbaşkanı seçilemeyecek. O yüzden hani hukuk devletinin olduğu bir Türkiye'de yaşıyorsak, bir anayasamız varsa bu anayasanın kurallarını elbette ki uyulacak. Yani burada Sayın Cumhurbaşkanı'nın ülke için gerekli olduğu, iyi bir lider olduğu vesaire konuşuluyor ama biz de bir hukuk devletiyiz. Yani bizim de kurallarımız var değil mi? Ve bu kurallar, bu anayasa mevcut hükümet tarafından getirildi. Ha şimdi ben mevcut hükümetin buna pişman olduğunu düşünüyorum. Bu maddelerin tırnak içerisinde ayak bağı olarak düşünüldüğünün de farkındayım. Anayasa değişikliği için de Türkiye'de şartlarının değişmesi gerekti. İşte Anayasa Mahkemesi'ne örneğin Sayın Bahçeli bir karşıt tavır almıştı. Aynı şekilde Danıştay, işte Yargıtay'dan taraf olunmuştu vesaire. Tam olarak Amerika'daki başkanlık sistemine uygun bir sistem. Yargı açısından da böyle. Federal mahkeme var çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde. Anayasa Mahkemesi'ni kaldırmayı düşünebilirler. Buna uygun bir sistem getirmeye çalışılacağını düşünüyorum. Ama burada Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklaması doğru. Yasanın bana verdiği yetkiye dayanarak son dönemim dedi. Yani ne dedi Sayın Cumhurbaşkanı? Biz bir hukuk devletiyiz ve bu hukuk devletinin bana tanıdığı yetki alanı bitti dedi.
dediğim gibi ya 360 milletvekili ya 360 milletvekili. Bunun başka bir çaresi yok Göksu Hanım. Yani o yüzden bugün Sayın Bahçeli'nin kurultay konuşması farklı açılardan değerlendirilmesi gereken, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi içerisinde yapılan bu ortaklık üstünden değerlendirilmesi gereken bir konuşma. Şimdi hukuk devletini bir tarafa bırakalım. İkinci noktaya gelelim, Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamasına. Sayın Cumhurbaşkanı yerel yönetim seçim dönemi öncesinde kendi seçmen tabanını konsolide etmek için bir açıklama yaptı. Duygusal bir açıklamadır. Kendi seçmen tabanını konsolide eder mi? Evet, eder. Bununla birlikte kendi partisinin içerisinden işte Şamil Tayyar olsun, Bekir Bozdağ olsun, parti sözcüsü olsun, Sayın Ömer Çelik olsun, buna ilişkin cevaplar verebilir mi? Elbette ki verebilir. Çünkü kendi partilerinin genel başkanıdır. Aynı zamanda cumhurbaşkanıdır. Partili cumhurbaşkanıdır. Oradan böyle duygusal bir takım tepkiler gelmesi doğal. Onu doğal karşılarım. Ama Sayın Bahçeli'nin böyle bir açıklama yapmasını doğal karşılayamam. Neden karşılayamam? Çünkü bir, bu ülkenin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'tür. 2 kere 2, 4. Türkiye şu anda bir savaşta değildir. Evet, FETÖ ile mücadelemiz var, PKK ile mücadelemiz var. Bu ayrı bir mesele. Ama bu ülkenin bir tane lideri vardır, bir tane kurtarıcı lider vardır. O da Mustafa Kemal Atatürk'tür. 2. Bu bir kurultay konuşmasıdır. Burada Sayın Bahçeli kendi partisinin lideri olarak kendi partisini konsolide etmesi gerekir. Şimdi siz ülkeyi yönetmeye talip değilsiniz o zaman. Ya bu cumhurbaşkanlığı sistemi ülkeyi nasıl bir hale getirdi? Yani parlamenter sistemde her siyasi parti ülkeyi yönetmeye aday olurdu. Her siyasi parti lideri ülkeyi yönetmeye aday olurdu. Başbakan adayı olurdu, cumhurbaşkanı adayı olurdu. İttifak var zaten. Olurdu. Cumhur İttifakı var. Yani, var ama yani bu düzen böyle devam etsin. Sayın Cumhurbaşkanı da sonsuza kadar olsun, olsun, biz bir şey demiyoruz. Yani kendi açılarından baktığı zaman ben de buradaki bu yerimi, ittifaktaki bu yerimi koruyayım. Biz birlikte bu şekilde bu ülkeyi yönetelim. Peki, bu bence karşılıklı oldu. Bir dakika, karşılıklı konuşalım. Böyle tek değil. Şunu da söyleyeyim Göksu Hanım. Zafer Bey'e gideceğim. Tamam, tabii Zafer Bey şimdi zaten bana bir kesin bir şeyler söyler. Ben hep şunu söylüyorum. O zaman parti genel merkezlerini de kapatın. Hazır kamuda tasarruf tedbirleri uygulanıyorken aynı parti genel merkezinde oturun. Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı konuşmayı anlarım. Çünkü kendi seçmen tabanını konsolide etmek içindir. Ama Sayın Bahçeli'nin kurultay konuşmasında bence tırnak içerisinde doğru bir konuşma olarak görülmez. Çünkü bu düzen böyle devam etmeye de bilir. Sizin kendi seçmen tabanınızı konsolide etmeye yönelik ve kendinizi ülkeyi yönetmeye aday bir parti olarak göstermeniz gerekir diye düşünüyorum. Bu siyasi partilerin genel söylemi olması lazım. Sadece Milliyetçi Hareket Partisi açısından söylemiyorum. Bizim genel başkanımız Cumhurbaşkanı adayıydı. İşte diğer partilerin genel başkanları da aday olabilir. Her siyasi partinin amacı budur. Ya biz ortak olalım, kol kola girelim, sonsuza kadar bu düzen böyle devam etsin. Ama ben şöyle bu, bir hakkı Zafer Bey'i de dinleyelim. Zafer Bey buyurun. Bir soru sorayım ben ama sevgili Zafer affetsinler beni, bir soru sorayım. Şimdi biz bazı siyasi parti liderleri Sayın Erdoğan'a diyorlar ki istifa et, siyasetten çekil, Türkiye'yi bırak diyorlar. Bunu diyenler var. Şimdi bir siyasi parti lideri de çünkü denmesi doğru değil çünkü seçimle gelmiş, tamam, meşrulunu almış. Ama bunu diyenler var diyor yani. Sonuçta siyasi parti liderinin yani sus diyemeyiz, konuşuyor. Başka bir siyasi parti liderinin de çıkıp efendim biz görevi bırakmanızı istemiyoruz, kalmanızı hukuk istiyoruz demesi gayet normal hukuk, değil mi? Yani o zaman şunu getirin, bir deyin ki yani biz hukuk devletiyiz. Sayın Cumhurbaşkanı dedi, yasanın bana verdiği yetki dedi. Bakın o önemli bir açıklamadır. Yasaya orada parmak tamam, yasa gösteriyor. Önemli. Sayın Devlet Bahçeli'ye itirazınız var. Ben Sayın Devlet Bahçeli'ye